akşamlar. Buyurun arkadaşlar. Çok değerli silah ve mesa arkadaşlarım, bizi izleyen değerli vatandaşlarım, değerli konuklar, burada bildiğiniz gibi bugün Milli Savunma Bakanlığı Devlet Teslim Töreni için toplanmış bulunuyoruz. Hepinizi bu çerçevede sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra ilk Milli Savunma Bakanı olarak Temmuz 2018'de başladığımız Milli Savunma Bakanlığı görevini çok şükür bize bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza herhangi bir şekilde sıkıntı vermeden elimizden geldiğince büyük bir gayretle yapmaya çalıştık. Ve çok şükür şu ana kadar alınan sonuçlar itibariyle hep birlikte omuz omuza çalışmak suretiyle alnımızın akıyla bu görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Gerçekten tarihi bir dönemden geçiyoruz. Tarihi bir dönem yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tarafımıza tevdi edilen bu hayati görevi siz değerli silah ve mesa arkadaşlarımızla birlikte başarıyla çok şükür icra etmenin huzurunu, güvenini, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmelerin aralıksız devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. Ve bu gelişmelere bağlı olarak da çevremizde artan bir risk, tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini karada, denizde ve havada hak ve menfaatlerini korumak için azim ve kararlılıkla hep birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın bu sırada gösterdikleri performansı, gösterdikleri başarıları yakından değerli arkadaşımla birlikte, silah arkadaşımla birlikte yakından takip ettik ve gerçekten başarılı ve fedakar çalışmaları müşahede etmenin de mutluluğunu yaşadık dönem içinde. Bu hassas dönemde Türkiye bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelmiştir. Ve etki alanımız 3 kıta, ilgi alanımızda bütün dünya olmuştur. Dolayısıyla buna bağlı olarak da silahlı kuvvetlerimizin, bakanlığımızın görev ve sorumlulukları doğal olarak artmıştır. Bu çerçevede yeni yapısıyla görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı da Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini, operasyonlarını ve tatbikatlarını icra etmiştir. Görev süremiz boyunca hudutlarımız bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirler korunmuştur ve korunmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Burada terörle mücadele hareketi ilgili birkaç söz söylemek gerekirse, yeni konsept çerçevesinde teröristlere de ise hedefimiz orası diyerek ve terörü kaynağında yok etmek amacıyla, gayretiyle yurt içinde ve sınır ötesinde geniş kapsamlı başarılı operasyonlar yapıldı ve yapılmaya da devam edecek. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Hatırlatmak gerekirse başlangıçta Çukur operasyonları, daha sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Barış Kalkanı ve daha sonra da Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilis serileri devam etmiştir ve onlar da en son terörist eskiye getirinceye kadar devam edecektir. Girilemez denilen yere girilmiştir, çıkılamaz denilen yere çıkılmıştır, ulaşılamaz denilen yere Mehmetçik ulaşmıştır çok şükür ve Mehmetçik gerçekten bu konuda büyük başarılar gerçekleştirmiştir. Buna da bizim için büyük bir gurur kaynağı, övünç kaynağı olmuştur. Yurt içinde terör bildiğiniz gibi, takip ettiğiniz gibi bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar bertaraf edilmiş ve terör koridoru da parçalanmıştır. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimiz kararlılıkla korundu. Korunmaya devam edecek. Hiçbir oldu bittiği izin vermedik. Hiçbir şekilde haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Aynı zamanda 7 iklim, 3 kıtaya barışı, huzuru, adaleti taşıyan atalarımızdan aldığımız ilhamla başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere Somali, Katar, Kosova, Bosna gibi dost ve kardeş ülkelere müttefiklerimizin de hak davasında yanlarında olduk, yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte iki devlet, tek millet anlayışıyla olduğumuz can kardeşimiz Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'ı işgalden kurtarma mücadelesinde tak vatan harekatında Azerbaycanlı kardeşlerimize omuz omuza çalıştık. Onları da elimizden geldiğince en üst düzeyde destekledik. Yine de desteklediğimizi sürdüreceğiz. NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı gibi görevleri de bölge dünya karşısına katkı babında yaptık,
yine bu çerçevede yapmayı sürdüreceğiz. Diğer taraftan hatırlayacağınız üzere Tahan Sevkiyatı Anlaşması için hazırlık ve icrasında uluslararası ve diplomatik girişimlerde etkin, önemli ve yapıcı bir çözüm odaklı kolaborasyon rolü üstlenmiştir Türkiye. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız açtığı çerçevede, açtığı alanda bizler de savunma bakanları olarak Ukrayna ve Rusya'ya yaptığımız temaslar sonucunda böyle bir sonuca ulaşmış bulunuyoruz. Eş zamanlı olarak bu arada büyük ve kapsamlı, yani Cumhuriyet tarihimizdeki en büyük ve en kapsamlı tatbikatları da çok şükür yapabildik, izah ettik. Bundan sonra bunların artarak devam edeceğini de bilinmesi lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra hepimizi yakından etkileyen malumları 6 Şubat büyük deprem felaketiyle karşılaştık. Bu felaketin sonrasında da ilk andan itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, tüm valilerimiz, ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla omuz omuza çalışmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri de bakanlığımızda ilk andan itibaren bütün imkanlarını, bütün yapılabilecek ne varsa yeteneklerini seferber etmiştir ve şu anda da bu çalışmaya devam etmektedir ve bölgedeki çalışmalar tamamen normalleşinceye kadar da bu çalışmaya devam edecektir. Hiçbir depremde de kardeşimiz yalnız değildir. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Tüm bu başarılarda en büyük pay hepinizin bildiği gibi başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere yüksek bir görev ve sorumluluk bilinciyle fedakar çalışan siz kıymetli silah ve mesai arkadaşlarıma aittir. Peygamber olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde olacak şekilde Milli Savunma Bakanlığı binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimiz çerçevesinde asil milletimizin sevgisi, güveni, duası ve teveccühlerinden aldığımız ilhamla aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapasağlam hiyerarşik yapı içinde sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında milletinin emrinde görevinin başındadır. Bununla da kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu toprakların bize vatan olması için, bu devletimizin bu seviyeye gelmesi için, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bakanlığımızın bu seviyelere ulaşması için emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı ve tüm asil milletimizi de sevgiyle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Genelkurmay Başkanımıza, değerli kardeşime, kuvvet komutanlarımıza, bakan yardımcılarıma, asker ve sivil tüm personelimize, Mehmetçiklerimize, emekli mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyor. Aileleriyle birlikte kendilerine sağlık, başarı ve şenlikler diliyorum. Aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler. Diğerli ailelerine